Böylece ikisi Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine, "Naomi bu mu?" diye sordular. Ruth, "Bana çok iyi davrandın efendim," dedi. "Kölelerinden biri olmadığım halde söylediğin sözlerle beni teselli ettin. Yüreğimi okşadın." Merhaba sevgili izleyiciler. Doğuş Bayramı Hazırlık Güncesi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde tek gerçek Tanrı'ya olan imana karşı eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma vardır. İsrail, yıllarca süren kargaşa döneminden sonra kölelikten kurtulup Mısır'dan çıkmış, vaat edilen ülkeye ulaşmak için çölleri aşmıştır. Sonunda oraya ulaştıklarında ise önemli ekonomik, ahlaki ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Ruth, işte bu sorunların karanlığına ışık tutarak sıradan insanların karşılaştığı sıradan olayların hikayesini anlatır. Bu hikayenin kutsal kitaba dahil olması, sıradan insanların hayatlarının Rabbin gözünde önemsiz olmadığını gösterir. O bizi hayatımızın tüm detaylarıyla birlikte tanır, önemser ve başımızdaki saç tellerinin dahi sayısını bilir. Ruth'taki hikaye bize iki kilit karakteri tanıtır. Naomi ve Ruth. Naomi, kıtlık sırasında Betlehem kentini kocası Elimelek'le birlikte terk eder. Elimelek ve Naomi'nin kocasından sonra iki oğlu da öldüğünde evden çok uzakta gelini Ruth'la yalnız kalır. Ruth, Naomi ile birlikte Betlehem'e geri dönmeye karar verir. Ama oraya vardıklarında insanlar Naomi'yi neredeyse tanımazlar. "Bu Naomi mi?" diye sorarlar. O ise "Beni Naomi diye değil, Mara diye çağırın. Çünkü her şeye gücü yeten Tanrı bana çok acı verdi," der. Naomi tatlı anlamına gelirken Mara acı anlamına gelmektedir. Naomi her şeye gücü yeten anlamındaki Shaddai ismini kullandığında Rabbe evrenin yöneticisi sıfatını atfetmiştir. Naomi üzüntüsünü Rabbin egemenliğine dayandırarak yorumlamış ama bu şekilde kendi kimliğinden vazgeçmiştir. Kendisini o kadar bitmiş tükenmiş görür ki artık Naomi olarak çağrılmak istemez. Ama Rab ondan vazgeçmemiştir. Kötü şeyler olduğu zaman bundan psikolojik ve ruhsal olarak elbette etkileniriz. Rab hakkında, kendimiz hakkında ya da başkaları konusunda doğru düşünme yetimiz bozulur. Bu hikaye tam da böyle bir durumu betimler. Fakat Rab, Naomi'yi o umutsuz halde terk etmeyecek, onu kurtaracaktır. Yaşamının bu karanlık dönemi biraz daha sürecek, henüz bitmeyecektir. Belki bu katı umutsuzluk ve karanlık dönemiyle kendi yaşadığınız bazı dönemleri özdeşleştirebilirsiniz. Bu dönemin Rabbin kendi oğlunun doğumunu hazırladığı sürece dahil olmasıysa etkileyici bir gerçektir. Noel döneminde hem karanlığı hem de aydınlığı hatırlamaya teşvik ediliriz. İsa'nın geldiği dünyanın karanlığı ve ardından Mesih'in parlayan ışığı. İleride göreceğimiz üzere Rut'un İsa'nın soyunda önemli bir yeri vardır. Karanlığın ve zorlukların ortasında Rabbin bizi asla bırakmadığını görürüz. Naomi, Ruth'u başak devşirmek için tarlaya gönderir ve Ruth orada Boaz adında bir adamla tanışır. Çok çalıştığı ve pek az dinlendiği için Boaz onu fark etmiştir. Ruth ona şöyle sorar. "Bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun?" Boaz onu takdir eder. Bunun yabancılıkla ilgisi yoktur. Ruth sadık ve adanmış birisidir. Boaz ona, kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in Tanrısı Rab seni cömertçe ödüllendirsin demiştir. Kullandığı bu dille Ruth'un Rabbin kanatları altına sığınan birisi olarak tarif eder. Bu yabancı kadının yani Ruth'un kurtuluş hikayesine dahil edilişinin mükemmel zamanlaması elbette ki Rabbin planıdır. Naomi, Boaz'ın Ruth'u kendisine eş olarak alması için bir plan yapar. O dönemin geleneklerine göre eğer bir kadın çocuksuz olarak dul kalırsa, kocasının akrabası onunla evlenebilir ve ona bir erkek çocuk verebilir. Ama çocuk ilk kocasının adını alır.
Bu Rabbin hazırlık sürecinde bir yönlendirme midir? Bu şartlarda o adam Rut'un çocuğunun babası olabilir mi? Rabbe olan güçlü inancına dayanarak Naomi bir plan yapar. İleriye yönelik düşünmektedir. Rut'tan Boaz'ın yanına gidip onunla evlenmesini ister. Rut ile evlenme koşullarına uygun olan, ismini bilmediğimiz bir başka akraba daha vardır. Ama Naomi, Rut için doğru kişinin Boaz olduğuna inanır. Bu zamanın koşullarında bir kadının bir erkeğe evlilik teklif etmesi çok farklı görünebilir. Ama o kültürde bu anlaşılabilir bir durumdur. Adam harman yerinde yiyip içtikten sonra Rut gidip onun yatağına girer. Adamın doğruluğuna ve onu kötü niyetle kullanmayacağına güvenir. Bu gerçek bir cesaret ister ve Rut bunu yapar. Naomi'ye, Boaz'a ve en nihayetinde elbette Rab'be güvenir. Rab güvenilirdir. Hayatınızda Rab'be güvendiğiniz ve Rab'bin de güvenilir olduğunu size gösterdiği zamanları düşünün. Onun güvenilirliğini gördükçe özel olarak hatırladığınız belli olaylar için teşekkür edin. Rab'bin zamanlaması mükemmeldir. Kıtlık, kayıp ya da yoksulluk zamanlarının karanlığında bile güzel bir şeyi gerçekleştirmenin bir yolunu bulur. Dünyaya geliş planının hazırlık sürecinde önemli roller oynamaları içinse kendi halindeki iki insan olan Naomi ve Rut'u seçmiştir. Kendi sözlerinizle dua etmek için biraz zaman ayırın. Rab'be güvenilirliği için teşekkür edin ve ona her gün güvenebilmemiz için yardımını isteyin. Oğlunun soyunda yer alması için Rab sizce neden Rut gibi yabancı birini seçti? Zor zamanlarınızda hiç Rab'be güvenmeniz gerekti mi? Peki bu nasıl bir deneyimdi? Rab'bin güvenilirliğini deneyim ettiniz mi? Bugün de Doğuş Bayramı'na hazırlık güncesi programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.